Asma şu suratını. Düşürme suratını. Ya asmıyorum suratımı falan. Paranoya yapıyorsun. Okey. Ben otele geçiyorum, okey. Benim size söylemek istediğim bir şey. Bu gece babam bizde kalacakmış Civan. Bizimle mi? Biz kalıyor muyuz ki? Civan. Ya evet yani bu kongreyle ilgili, otelle ilgili bir sıkıntım oldu. Doğrusunu istersiniz ben bir gece daha kızımda kalmak istedim. Çünkü damadımı yakından tanımak istedim. Ama ben kabul edemeyeceğimi düşünememiştim doğrusu. Hey dostum Civan, sen de pek mutlu olmadın galiba. Yok efendim ben... Babacığım lütfen. Kaç kere söyleyeceğim sana daha? Kalabilirsin diyorum. Okey okey. Ben otele gidiyorum okey. Ben size bir otel ayarlayayım mı? Ya kalabilirsin dedim baba. Neyi zorluyorsun hala? Gerçek söylüyorum. Değil mi Civan? Kalabilir değil mi? Tabii ki kalabilirsiniz ya. Sağ ol kızım, sağ ol. Aslı. Avuşumal kocasını affetti mi? İçi rahat gitti mi yani? Tabii dursun babacığım, tabii. Ya zaten Şimal bilmiyor musunuz? Gitmezdi yoksa. İyi, iyi. Ya benim aklıma şey takılıyor. Ha madem affedecekti, öyle değil mi? Niye o zaman kocası geldiğinde gitmedi de daha sonra gitti? Yani bu kızın aklı sonradan mı geliyor yani? Şimdi bu işler akılla mantıklı olsa çok haklısın İlaç abicim ama aşk bu. Yani kız kocasını seviyor işte be, ne yapalım? Ay yani sevdiğinden gitti, öyle affettiğinden değil Aslı ha? Kızgın yani hala. Yok, yok öyle değil. Affetti, affetti tabii ki affetti. Ama zaten küçük bir şeydi, yani bunu kendisi de söyledi zaten. Allah Allah, yani bu kadar böyle küçücük bir şey için o zaman niye böyle yaptı bu kız ya? Neyse canım, iyi olduktan sonra. Miraç. Buyur baba. Ama ablana bir sor bakayım. Senin baban bir şey yaparım derse yapar mıymış, yapamaz mıymış acaba? Miraç, sen de ki kendisini mi hallettiğini mi zannediymiş, yazık. Kim halletti ya? Sen dedin diye gitti yani kız. Ben onun kocasının kulağını çekmedim mi? Sen öyle zannettin. Ya ben seninle konuşayım mıyım ya? Sen niye benimle konuşarsın? Asıl ben seninle konuşmuyorum. Sen dedin bana, ben Miraç'a dedim ki orada. Ben de Miraç'a diyorum. Kapı çaldı galiba, ben bir kapıya bakayım. Şimal geri gelmiş olmasın ya. Yok artık. Senin ne işin var be burada? Eğer telefonlarıma bir cevap alabilseydim böyle gelmek durumunda kalmazdım Aslı'cığım. Ne oluyor? Ağır mı burası? O dangıl dungul giriyorsun acaba? Yürü git. Gitmiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Madem Şimal'e anlatamadım o zaman sana anlatacağım gerçekleri. O Civan'ın Şimal'le neden evlendiğini öğreneceksin. Ya sen manyak mısın ya? Şimdi sırası mı? Ne yapsaydım Aslı? Ne yapsaydım? Bir bahanem olsun diye iki gündür bunun elime ulaşmasını bekliyorum. Anca geldi. Bu ne be? Bu şey bu. Hayırdır doktor? Kenan, hoş geldin. Buyur. İyi günler Emine ablacığım. İyi günler Dursun babacığım. İnanır mısınız? Artvinli bir hastam bana kaç kar balı gönderdi. Ben de özlemişsinizdir diye düşünüp dayanamadım, geldim. Buyurun. Sağ ol. Sağ ol Kenan, eksik olma. Eksik olma. Sağ ol, sağ ol. Hadi sana iyi günler. O zaman ben bir çay içerim. Hadi Belevo, hadi. Bittim ben, bittim. Hadi. Neredesin? Çabuk olsana. Ne oluyor Civan? Oh! Oh! Michael! How do you do? Mike! Mike! Oh! İşte benim gitmem lazım hayatım. Nereye gidiyorsun ya? Nazlı. Bak sana bunu uzun uzun anlatırdım ki bunu da yapacağım zaten. Ama gitmem lazım. Gitmezsen babam beni evlatlıktan reddeder. Ne? Geldim. Hazırım. Geldi. Ne? Civan bak otur şuraya. 40 yılda bir güzel bir gün yaşattın. Bunu da mahvetme. Otur şuraya. Hayatım aşkım anlıyorum. Fakat babam... Benim babam ne olacak? Aşkım hala diyorum. Her şey kontrolüm altında. Bana güven. Güven banaymış. Neye güveneceğim? Otur şuraya dedim. Michael beni aradı. Dedi ki geliyor musun otele? Dedim ki ben kızımla damadıma davetliyim dedim. Dedim de sen niye ayaklandın Civan?
Tatlı baklava. Uzun zamandır tatlı yemediğinizi düşünüyorum Amerikalarda. O yüzden hadi baklava yemeye gidelim ha. Tatlı yemek istemiyorum. Olur be efendim. Bu baklava başka baklava. Lütfen aramışsınızdır, bunu bulamamışsınızdır. İncecik bir baklava. Hadi gidelim. Ben çok baklava yedim hayatımda. Bu acelen niye? Acele ediyorum çünkü erken kapatıyor. Tok satıcı. Erken kapatıyor, gidelim o baklava yiyelim. İncecik bak, göreceksiniz. Okay. Evet. Sugar. 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 Yeah. Şerbetli. Sugar. Ha? Nazlı. Sugar. Okay, sugar. Sugar. Hadi gel artık. Come here, Nazlı. Evet, şerbet, sugar. Sugar. Aa, şerbet. Yeah. Nerede kaldı bunlar ya? Ya neyi ki tatlıcı kapanmadan yetişelimedik ha? İşler çeviriyorsun bilmiyorum ama beni bugün yalnız bırakmayacaksın. Civan Bey. Evet. Geç kaldı. Karındaki şok ifadesine bakar mısınız? Neredesiniz oğlum siz? Neredesiniz ya? Allah Allah, beni burada karım ve biricik kayınpederim bekliyor. Neredesiniz birader siz? Kendim park etsem daha çabuk park ederdim. Aa, çok özür dileriz, böyle bir şey nasıl söylenir hiç bilmiyorum ama arabanız yok. Nasıl arabam yok ya? Yok. Yani sanırım çalınmış. Otoparktan araba mı çalınmış? Bir dakika, araba mı çalınmış? Bak, iyi baktınız mı? Baktık baktık ya. Bakmaz olur muyuz? Baktık. Levent de seni de öldüreceğim biliyor musun? Otoparktan artık araba çalındıysa too late artık, too late. Aa, çok 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 özür dileriz gerçekten ama hiç merak etmeyin. Şimdi kamera kayıtları incelenip polis çağrılacak. Oğlum biliyorsun, arabam çalındı diyorsun. Ne diyorsun lan sen? Allah'ım ya. Allah'ım ya, benim kara kızım. Ah benim kara kızım ya, arabam çalınmış ya. Böyle bir şey olamaz. Çok, bana bak. Siz hemen taksi yaptık, gidin buradan tamam mı? Ben hemen gidip arabam ne oluyor, ne diyor, hemen onu bulayım. Hadi gidin siz. Hayatta olmaz. Bugün de senin yanında olacağım ben bir tane. Tamam mı? Tamam mı babacığım? Okey, okey. Olur mu öyle şey ya? 40 yılın başı baban gelmiş buraya. Onu karakol karakol dolaştıracak mıyız böyle? Siz gidin, ben arabamı bulup geliyorum. Hiç merak etmeyin. Merak etme, babanın uyumadan gelmiş olacağım. Lütfen gidin. Okey, okey, okey. Okay. Hey, hey! Waxi! Nasıl çalındı ya? Araba nasıl çalındı oğlum? Size arabada mı emanet edemeyeceğiz? Neredesiniz oğlum siz? Yürü, yürü, yürü. İnat etti ya. Vallahi inat etti ya. Gitmek demiyor ya. İşim var diyorum, gitmiyor ya. Kızlar böyle oğlum, kızlar böyle. Ya böyle inatçı oluyorlar ya da dengesiz. Ya Levo, bana dedi ki bir gün daha müsaade ya. Bir gün daha ya. Bir gün daha müsaadesi. Sen niye gittin eve ya? Dayanamadı demek ki abicim. Bana aşık oldu dememiş miydin? Ha. Öyle diyorsun. Dayanamadı ha? Tabii ya. Yani genç kızlar üzerinde böyle etkilerim vardır. Oğlum sen niye gazlıyorsun beni? Dur bir. Allah Allah, şirket geliyor. Şirket geliyor. Az kaldı kardeşim. Kardeşin Saydan Holding'in başına geçiyor. Az kaldı. Sen, sana söylediklerimi aldın mı? Vallahi çok kolay olmadı ama hepsi burada. Güzel. Atla. Bu da buraya yan kapısı belli de. Yemin ediyorum var ya, ay baba şey için diyorum, yanlış anlama yani. Şimdi bu ikide bir zırt içeri giriyor çıkıyor, giriyor çıkıyor. Hayır bir de girdi mi gitmek bilmiyor ya. Hani bir laf olacak, bir söz olacak yani. Şşş. Ayıp denen bir şey var ya. Sen artık bir defolup gitsen mi ya? Yarın beni dinleyeceğine söz vermeden hiçbir yere gitmem. Kenan. Oğlum. Öncelikle abi buraya bal getirmişsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Ne demek Dursun amcacığım, olur mu öyle şey? Ama demek istiyorum ki sağ böyle olmuyor. Ne olmayan nedir Dursun babacığım? Ya böyle istediğin saatte gelmen, habersiz gelmen falan. Bak, kırıl bozul diye söylemiyorum evladım. Aksine, yani ben daha böyle hayırlı bir şey için söylüyorum bunu. Hayırlı bir şey derken? Oğlum, şimdi belli ki sen buraya sürekli gelip gideceksin yani Aslı kızımızı görmek için. Ama biz geleneklerine, göreneklerine bağlı bir aileyiz, yok. Yani öyle istediğin gibi geleceksin, istediğin gibi gideceksin. Yok efendim, istediğin kadar oturacaksın, bilmem neler falan filan. Milletin ağzına sakız vereceksin. Ha, bunlar bize gelmez. Gelmez. Siz buralarda alışmış olabilirsiniz bu. Bize uymaz oğlum. Artık bu işin adını koymak da yani vakti geldi geçiyor ya. Nasıl, adını mı koymanın zamanı? Kızım tabii, şimdi belli ki siz birbirinizi seviyorsunuz yani. Şimdi yoksa bu adam niye her gün kapıya gelsin değil mi? Allah ver. Şimdi
Biz de çocuğu seviyorduk ya. Çok da beğeniyoruz yani. Eksik olmayın Dursun babacığım. O yüzden diyorum ki... Oğlum sen annene babana söyle. Çiçeğinizi alacaksınız artık. Çikolatanızı mı alacaksınız artık? Onlar bize günü bildirin. Gelin buraya. Allah'ın emri peygamberin kolu. Bu kızın babası da benim yani. İsteyin kızı. Bunu bir adını koyalım. Ondan sonra istediğiniz kadar gezer misiniz, tozar mısınız? Ne yaparsanız yapın ya. Değil mi? Nasıl ya? Nasıl yapayım? Madem öyle bu iş hallolmuştur ya. Sen ana babana söyle. Gelin buraya isteyin. Bu işin adını koyalım. Önce ailen girecek, sonra sen geleceksin ama. Tamam, bu işte fazla uzatmayalım. Hadi. Hadi kalk. Ya sonra içersin başka zaman. Gel, kalk. Hadi oğlum, kalksana ya. Hadi oğlum. Allah Allah. Ben hepinizi huzursuz ettim. Özür dilerim, çok özür dilerim. Yani Civan'a kızdığım şey aslında bu kadar büyütülecek bir şey değildi. O an ne oldu, niye bu kadar sinirlendim bilmiyorum ama buralara kadar geldi işte. Gerçekten çok özür dilerim. Deyim ya bu kız eserikli. Çok mahcubum. Lütfen affedin. Ay kıyamam ya, ne affetmesi? Biz sen gittin diye üzüldük, şimdi de geldin diye sevindik. Artık gerisi boş eldim. Aferin Vildan kızıma. Bak çok doğru söylüyor. Sen böyle şeyler için kendini üzme kızım. Ya ben Civan'ı tanımıyor muyum ya? Kim bilir neler yaptı da seni böyle kızdırdı. Bak sen büyüklük gösterdin, kalktın geldin ya. Sağ ol. Teşekkür ederim. Bir de plaket ver. Kız diye işte. Civan'ın suçu yok diye. Niye hala suçlu arayın sen? Hı? Suçlu olsa dönmezdi. Çünkü bu bir şeref ve haysiyet gerektirir. Neyse ne hanım, neyse ne. Ben şu anda Şimal kızımızın dönüşünden başka bir şey düşünmek istemiyorum. Helva yer misin? Bırak artık şu helvayı hanım. Tadı kaçmıştır artık onun. Asıl benim tadım kaçtı. Ya kızım, ağzın tatlansın. Ben yemeyeyim. Aman yeme be. Üf, zaten her şey Meyrim'in suçu. Gönülsüz gönülsüz helva kavurdu. Meyrem, gel şu helvaları kaldır. Ben kapıya bakayım önce. Bak Meryem Hanım bak. Paşamız geldi sonunda. Paşa, geldi. Ben geldim. Sen neredesin? Ya o nedir öyle? Babacığım ben bunları almaya gittim. Sonra senden telefon gelince koşarak geri geldim. Ben... Yana yakıla karım geri dönsün diye uğraşırken o kendiliğinden geri dönmüş. Karıcığım sen burada evimizde ait olduğun yerde olunca ben çok mutlu oldum. Beni dünyanın en mutlu adamı yaptın. Ay ne romantik ya. Bayıl bir de. Ben bunları sana aldım. De bu var. Teşekkür ederim. Açmayacak mısın? Sonsuzluk kolyesi bizim için. Bir daha sonsuza kadar ayrılmayalım diye. Civan, konuşma artık dayanamıyorum, ağlayacağım. Romantik serseri. Sen de duygulandın mı kocam? Ben de ağlayacağım şimdi. Bir daha hiç ayrılmayalım. Bir an bile.
Bir gün daha kalacaktın. Evet. Ama bir gün çok uzun geldi. Yani çok çok uzun. Çünkü... özledim. Benim... yani... Şimal... beni mi özledin? Evet. Yani düşünmek için zamana ihtiyacımın olmadığını fark ettim. Senin var mıydı? Yok. Hayır. Ne düşünmesi? Ben tamamım yani. Ben çok netim. Sevindim. Ben de çok sevindim. Geri dönmene ve artık kalbinin sesini dinliyor olmana çok sevindim. Koydum aşkım. Sen o dediğini dövdün mü? Dövdüm. Alın. Bunların hepsini döv. Dövmeden koymayalım. Hepsini bol bol koy, tamam mı? Aşkım, ne diyorsun? Bunun hepsini koysam sence de daha hızlı etki etmez mi? Etmeli. Etmesi şart. Çünkü vaktimiz yok. Civan'dan haber yok mu? Arıyor herhalde hala. Olacak iş değil. Gerçi sigorta parasını karşılar ama... o da ortalığı fena ayağa kaldırdı arabamda arabam diye. Yoksa bunlar sonradan görme mi ha baby? Baba, adamın arabası çalındı, ne yapsın? Sorry. Ben bizim milletin ne kadar mal düşkün olduğunu unutmuşum. Peki... bu çocuk polis mi böyle gece yarısı arabasını peşinden koşturup duruyor? Ha baby, yoksa polis mi bu? I don't understand. Burada böyle... bu manzaraya seninle bakıyor olmak... çok keyifli, bana çok huzur verdi. Böyle içim bir... huzur doldu, böyle bir mayıştım gibi sanki. Böyle. Ah, çok güzel oldu. Ah, böyle içim bir huzur içinde ya. Sen de huzur doldun mu? Huzur mu? Peki, hissedebildin mi? Mesaj geldi sanırım. Evet. Ama önemli değil. Bu anın hiçbir şeyi bozmasına izin verin bana. Bir daha geldi. Yani önemli olabilir. Şimal. Şu an senden önemli hiçbir şey yok. Lütfen. Şu an sadece gözlerine bakarak... sadece gözlerinde kaybolarak... buna bakman gerekebilir. Gerçekten bu önemli olabilir. Bak istersen. Bu saatte. Yani. Tak. Okay. Tak. Bakıyorum. Neredesin sen? Babam anlarsa seni öldürürüm. Civan hemen gel. Bak çok fena olacak. Gelmezsen evini basarım. Eyvah. Ben Nazlı'yı tamamen unuttum ya. Allah kahretsin. Birazdan geliyorum aşkım. Kimmiş? Levent. Levent'miş. Levent.
Ben senin geldiğini Levent'e söyledim. Levent çok heyecanlandı. Yani çok mutlu oldu. Atif'e çok sevindim geldiğine dedi. Densiz bu saatte mesaj atmış. Onun mesajı yani. Soğuk bir şey içer misin? İçersin. Bence de içelim. Yani bu saatte iyi olabilir. O zaman ben soğuk bir şey hazırlayayım. Doğru söylüyorsun. İçiyoruz. Doğru. Evet. İçelim içelim. Soğuk bir şey. Ah ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Bir şey düşün oğlum. Bir şey düşün Civan. Bir şey düşün. Nasıl gideceğim ben ya? Ne yapacağım? Nasıl gideceğim? Ah be Nazlı. Ah be Nazlı. Tam zamanında. Neyse. Tabii ya. Nihayet bitti. Ben çok heyecanlıyım. Şuna baksana. Eksik bir şey var mı? Bakayım. Her şey tam. Okan'ım sen şunu tut da ben bir tahta kaşık alıp geleyim. Abi. Siz ben yokmuş gibi devam edin. Şimal, sana bunu yapmak zorundayım. Yoksa Nazlı beni öldürür. İçeceklerimiz geldi. Zahmet oldum. Teşekkür ederim. Ne zahmeti canım? Olur mu öyle şey? Sen iste ben her şeyi yapayım sana. Sen iste, dünyayı ayaklarına sereyim seni. Afiyet olsun. Oh. Şifa olsun. Parmak mı atsak? Bırak bırak. Cam kırığı dolu onun için. Doğru. Benim cam kırıklarım var. Bilerek yapıyor ya. Yemin ederim bilerek yapıyor ya. Ama bu kadarı da olamaz ki. Kimin nazarı bu? Nazar değil bu, nazar üstü. Kem gözleri artık yeter. Neden böyle şeyler bizim başımıza geliyor Okan'ım? Ulan Civan. Ulan Civan. Ben sana bunun hesabını sormaz mıyım? Niye her şey bizim saadetimize karşı? Sanki mahsustan her şey ters gidiyor. Ben korkuyorum. Ya her şey böyle aksilikli olursa? Ha? Her şey böyle bilerek ters giderse, biz de kırılırsak bu kavanoz gibi. Paramparça dağılırsak. Vildan! Ne oluyor ya? Niye bakıyorsun öyle? Kim gözler gitti. Ne? Kim gözler gitti diyorum, koş! Kocacığım. Karıcığım. Baby. Düşünüyorum da arabayı çalanlar kocanı da kaçırmış olabilirler mi? Baksana, hala ortada yok baby. Geldi. Ah aşkım, sorma başımıza neler geldi. Ah, Hacun Bey. Ne oldu Civan? Bir şey bulabildiniz mi? Sormayın efendim, sormayın ya. Başımıza neler geldi. Karakoldur, polistir falan uğraş uğraş. Görüntüler izlendi, kayıtlar izlendi. Sonra araba nerede çıktı dersiniz? Nerede? Yemek yediğimiz restoranın iki sokak arkasında efendim. Neyse, sonunda bulunmuş ya. Aynen öyle. Yani sizin de gecenizi berbat ettik. Ne olur kusura bakmayın ama... söz verdiğim gibi baklavanızı getirdim efendim.
Benim için no problem da Nazlı için öyle olduğunu zannetmiyorum. Çünkü geldiğimizden beri suratını asıp oturdu. Artık arabanı ona tercih ettiğinden mi yoksa benimle baş başa oturduğu için mi onu bilemiyorum. I don't know. Hadi ne diyor? Olur mu öyle şey ya? Benim karım öyle şeyler yapmaz. Çok anlaşılır. Ayrıca 40 yılın başı babası gelmiş, teşrif etmiş ya. Ya böyle şey olur mu? Mutluluğu yüzünden okunuyor. Teşrif. Sen olmasan beni çoktan kapının önüne koyardı. Aman her neyse. Aslında seninle çok sohbet etmek istiyordum ama kısmet değilmiş. Çünkü sabah kongre var, kongre. Erken kalkmak zorundayım. Kısmet değilmiş. Ben de size çok konuşmak ve sohbet etmek isterdim. Fakat başıma gelen talihsizlikler ne olur kusura bakmayın. Ne demek? Aslında Jiwon, birkaç gün daha Türkiye'deyim dostum. Umarım bir fırsatını bulup sohbet ederiz. Ha? Evet efendim. Zaten biz de karımla sizi çok ağırlamak isteriz. Öyle değil mi hayatım? Tabii. Öyleyse size night night. İyi geceler. İyi geceler. Strangers in the night, lovers at first sight to be... Yatmaya hep böyle mi gider Halcun Bey? Civan. Bir tanem, çok önemli bir işim çıktı. Affet. Ama o kahvaltıyı yedeceğiz yakında. Söz veriyorum. Seni çok seviyorum. Kocam Civan. Civan, Civan, Civan! Yine yaptın yapacağını ya. Ya şişt, Nava. Ya geç şu üstünü değiştir. Bu ne ya? Matem evi gibi böyle sofrada yanımda oturuyorsun. Bağa karışma dersin. Umdum umdum geri yumdum. Bırak acımı göğnümce yaşayayım. Ya çocuk musun sen? Kız şimdi anlasa ne kadar üzülür hiç düşünüyor musun? Vallahi billahi ben bu yaptıklarımı sana yakıştıramıyorum ha. Siyah bana çok yakışıyor. Tövbe tövbe. Bu acılı günümde allı güllü kıyafetler giyemeyeceğim. Bana artık Antep karası yaraşır. Aa hanımım öyle söyleme. Böyle yapma kendini. Hasta edeceksin üzüp üzüp. Hele sen hiç konuşma. Sanki benim ne olduğum senin umurunda. O nasıl laf hanımım? Tabii ki umurumda. Yürü git. Küsüm ben seninle. Ne yapıyorsun sen ya? Ya Meryem Hanım'dan ne istiyorsun sen? O bili. O çok iyi bili. Meryem Hanım hadi çaylar tök hadi. Ay ay ay. Günaydın. Gününüz aydın, sabahınız şen olsun. Günaydın çocuklar, günaydın. Tahsin babacığım, Neval anneciğim. Ah canım, gel oturun, oturun. Gerçi ben böyle aydınlık bir gün daha yaşamadım hiç. Sen kocacığım, sen yaşadın mı? Ben de yaşamadım hayatım. Babacığım, anneciğim, inşallah siz de iyisinizdir. Yani değilseniz normal şartlarda üzülürüm ama bugün umurumda değil. Çünkü insan mutluluğunu, sevincini paylaşmak istiyor. Kızım, sen iyi misin? He? Niye gıpır gıpırsın? Bir şey mi oldu? Oldu da. Dası ne? Anneciğim, söyleyemem. Utanırım. Kızım utanma, söyle ne oldu? Peki madem ısrar ettin. Günaydın herkese. Günaydın kızım. Günaydın. Günaydın Eltim. Keyfin yerindedir inşallah. Yerinde, sağ ol. Ay benim de çok yerinde. Gördün mü iki elti karşılıklı nasıl mutluyuz? Ne güzel. Bayıldım bu işe. Kızım, Civan nerede?
Tahsin babacığım, bilmiyorum Civan nerede. Yani ben dün gece çok güzel uyumuşum. Öyle inanılmaz güzel almışım uykumu. O yüzden sabah gittiğini falan duymadım. Hatta kahvaltı yendiğini sandım. Sabah nereye gitti ki gene bu çocuk? Huzur bulamayınca erkek kısmısı evde durmaz. Günaydın. Kalktınız mı ya? Günaydın, günaydın. Biz kalktık da. Ya sen? Babacığım ben de sabah kalktım bir koşuya çıkayım dedim. Çıkarsın bir koşarsın. Zaman da farkına varamadım. Bir kaptırmışım. Bu saat olmuş. Siz bölmeyin, devam edin. Karıcığım, ben bir duş alıp hemen geliyorum, tamam? Siz devam edin lütfen. Allah Allah. Ben bu oğlunu ilk defa böyle derli görüyorum. Bunu sabah yataktan zor kazırsın. Demek ki evlilik yaramış, bak. Ay sen dur kocacığım. Ben sana bal kaymak yaparım. Nasılsa senin ihtiyacın var bugün. Abicim, aslında ben seninle bir şey konuşacağım. Tabii, olur, buyur. Şimdi değil de, böyle biz baş başayken konuşsam? Olur tabii, olur da. Önemli bir şey değil, değil mi? Civan'la ilgili. Ama bilmemesi lazım, yani duymaması lazım. O yüzden ben baş başayken soracağım. Leo, dün kardeşini görecektin ya. Ya dün bir sanat ya, sanat yani. İlmek ilmek işledim. Hem Nazlı'yla hem Şimal'le aram o kadar iyi ki çiçek çiçek ya. En güzeli de Şimal bana kör kütük aşık aşık. Bana dedi ki, dayanamadım dedi. Seni özledim geri geldim dedi. Bak bana dedi. Allah hallem ettin, kallem ettin. Şu iş çözün ya. Sana helal olsun ya. Başardım be kardeşim. Başardım bu işi. Yapıyorum bunu yani. Abicim, ben bir şey duydum ama. Ne duydun? Tahsin baba, ikinizden birine şirketi vermek için evlilik şartı mı koydu? Yok canım. Kim uydurdu onu? Nereden çıktı öyle bir şey ya? Hiç boşuna inkar etme abi. Ben her şeyi biliyorum. Bir de senden duymak istedim. Hadi ya. Nasıl öğrendin? Civan'dan tabii ki. Yani daha doğrusu ağzından kaçırdım. Ama ben dedim, yani aklıma geldi. Biz böyle birdenbire evlenince, sonra bu da birdenbire böyle soğuk yapınca bana, dedim ki acaba sadece şirket için mi benimle evlendi? Dün de hatta babamların yanına o yüzden gittim ben. Yok canım, sanmam. Yani tamam, babam böyle bir evlilik şartı koştu da sırf bunun için seninle evlendiğini zannetmiyorum. Hem zaten evlense niye sonradan değilsin? Benim de içimi kemiren o işte. Aslında Civan şeyden sonra değişti. Şey dedi bana. Tahsin baba şirketi Civan'a verecekmiş. Acaba dedim garanti olduğu için mi şirket dedim böyle soğuk davranıyor bana? Kim demiş bunu? Babam mı demiş? Kime demiş? Civan'a mı demiş? Veriyor muymuş? Kesin miymiş? Öyleymiş. Yani tabii ben de Civan'ın yalancısıyım şimdi. Neymiş efendim? Civan benimle evlendiği için şirket onun hakkıymış. Ama bana da mantıksız geldi. Sonuçta sen bu evin büyük oğlu değil misin? Civan avucunu yalar. Bir kere babam önce çocuğu yapana vereceğim dedi şirketi. Önce çocuğu da biz yapacağımıza. Göre. Ne dedin sen? Ne dedin sen? Yalancı nerede? Kim? Kaç tane yalancı var? Civan'dan bahsediyorum. Burada. Sen de işin içindesin değil mi? Her şeyi birlikte planladınız değil mi? Neyi? Önce onunla işimi halledeyim. Sonra geleceğim seninle de işimi halledeceğim. Pis işbirlikçi sapıklar.
Efendim, genel müdür yardımcısı. Ya abi İsmail. Ne olmuş oğlum Şimali? Şimal şimdi rüzgar gibi şirketten içeri girdi. Kesin bir şeye çok fena kızmış. Ne olduğunu hiç bilmiyorum ama bence kaç. Hatta yok ol. Yok ol mu? Oğlum ne diyorsun sen? O kadar mı kızgındı? Abi kaç, canını kurtar diyorum, anlasana. Allah Allah. Neye kızı şimdi bu ya? Ben ne yaptım oğlum gene? Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Neye kızdı acaba? Neyse, ben hallederim. Bana dayanamaz. Cevit annem. Ben sana şimdi bir tanemi göstereceğim. Aa, hayırdır hayatım, ne oluyor? Ay bana hayatım deme. Bana hayatım deme, bana hiçbir şey deme. Ya sen nasıl bir adamsın ha? Sen nasıl bir adamsın? Sen nasıl böyle bir şey düşünürsün ya? Her ne oluyor bilmiyorum fakat yeri burası değil, tamam mı? İçeride konuşalım mı? Seni mahvedeceğim. Seni mahvedeceğim, görürsün, seni rezil edeceğim herkese. Hayatım, aşkım susar mısın biraz? Sen çok bağırıyorsun, içeride konuşalım lütfen. Ay susamam. Susamam, pardon. Susamam, herkese rezil olacaksın. Heh, şimdi bak, herkes duyacak. Sen nasıl bir kesliksin? Bağırmayın rezil, bağırma. Bırak beni, bırak. Herkese rezil edeceğim seni. Duyacak, herkes duyacak. Yeter artık. Duyacaksın sen. Bırak beni, bırak beni dedim. Bırak beni. Bırakacağım zaten, bırakacağım. Ama ben burada sana sakince konuşalım diye çağırdım buraya ya. Ben rahatça konuşmayacağım. Ben sakin falan olmayacağım. Anladın mı beni? Sakin falan olmayacağım. Bu sefer elimden kurtulamayacaksın. Herkes her şeyi öğrenecek. Baban da her şeyi öğrenecek. Hayır! Bırak. Ya Allah aşkına dursana. Ya bir konuşalım, bana da söylesen ne olduğunu. Ben de bileyim ya. Ya arkadaş, bu kadar da olmaz dedikçe, dedikçe daha beterini yapıyorsun. Ya ben ne yapmışım söylesene. Sen yine delirdin ha. Heyheyleri geldi. Bir de utanmadan soruyorsun. Bir de utanmadan soruyorsun. Ya sen önce bu şirkete konmak için bana lütufmuş, sanki bana iyilikmiş gibi benimle evlendin. Sen bunu biliyor muydun? Bir akıllı sensin değil mi? Tabii ki biliyordum. Ben daha bunu hazmedememişken daha beterini öğrendim. Affedersin, neyi öğrendin? Ne öğrendim biliyor musun? Şirket için benden çocuk yapmaya çalıştığını! Yok! Hayır, hayır! Çocuk senden, çocuk! Çocuk! Ya çok ben çocuk, istemedim böyle bir şey! Ha böyle bir şey, yalan! Yalan böyle bir şey, yalan! Hiç istemedim ben çocuk! Bak hala inkar ediyor! Ya sen benden çocuk yapmayı nasıl düşünürsün, ha? Ya bir şey, ya istemedim, sen bunu kimden duydun ya? Ki ben böyle bir şey söylemedim, yalan söylemiş söyleyen! Ha yalan söyleme! Yalan söyleme diyorum sana! Ya. Ya Allah Allah, tamam bak. Başta babam şirket için böyle bir şart koştu. Fakat ben... Sen? Sen beni baştan çıkarmaya çalıştın. Yok o havuz, yok gece içki, yok kulübe, yok sırnaşma, hatırlıyor musun? Hepsi bu yüzden değil miydi? Yahu beni bir dinle ya. Ya sen benim ne olmasın olmasın gözükersin. Ya yok öyle bir şey. Ya ben sana göstereceğim. Yeter Allah Allah. Ya vermiyor, tamam mı? Sen beni dinleyene kadar bunu sana vermeyeceğim. Seni dinlemek bitti Civan Efendi. Bitti. Ben ne yaptım biliyor musun? Babamları aradım. Dedim ki Tahsin babalara gidin dedim. Orada dedim beni bekleyin dedim. Ben dedim her şeyi anlatacağım. Gideceğim her şeyi anlatacağım. Olmaz. Olamaz. Ben buna böyle şey izin veremem. Oluyor bile ve daha fazlası olacak. Hayır, ben buna izin veremem, tamam mı? Böyle bir şey olamaz. Hayır, bu olamaz. Böyle bir şey olamaz. Civan! Civan aç! Ben hayatta buna izin vermem. Olmaz. Civan aç dedim. Kurtuluşun yok. Bu sefer geberteceğim seni. Sonuna kadar duracaksın öyle. Sen benimle konuşana kadar böyle duracağım. Ay dinlemeyeceğim seni. Ölürüm de seni dinlemem. Seninle konuşuyor, anlıyor musun beni? Ben de o zaman burada böyle dururum. Civan. Aç bunu. Aç dedim. Ah. Aman yarabbim alemin. Ne oldu böyle, kapı sıkıştı. Mobilya mı şişti, ne oldu? Aa, açamıyorum Şimal. Civan aç şu kapıyı. Allah'ım sana şükür olsun. Allah'ım çok şükür. Bir şey düşün Civan. Acil bir şey düşün. Şu an bir şey düşün. Her şey yolunda gidiyor. Şimal. Hayatım. Kapı sıkıştı. Ben bir teknik destek bulayım. Teknik nerede acaba? Teknik. Ha?
teknik! Şiman, beni bekle. Ben bir teknik destek bulup geliyorum. Ben buradan mı çıkayım? Ben buradan mı çıkayım? Sana göstereceğim! Maşallah, bir günümüz de olaysız geçsin. Gelinimizin söyleyeceği o çok mühim şey neymiş merak edeyim. Vallahi ben de çok merak ediyorum anne. Acaba ne diyecek? Vallahi biz de bilmiyoruz Nevel Hanım. Çocuklar gelsin öğreneceğiz hep beraber inşallah. Kızım ne oldu ya? Bir mesaj at bari, çatladın meraktan. İmdat! İmdat! Açın şu kapıyı! Ya biri yardım etsin bana! Seni öldüreceğim Civan Saydam! Elimde kalacaksın! Civan, Şiman nerede oğlum? Yalnız mı geldin? Yani çok acil bir şey var. Gelin size çok önemli bir şey söyleyeceğim dedik. Kendi yok Civan. Ya arıyoruz, telefonla da ulaşamıyoruz kızım. Oğlum çatlatma insana. Ne diyeceksin sen de? Ben ondan önce geldim. Çünkü size söylemek istediğim bir şey var. Burası Levent Bey. Evet. Niye bu işler hep bana kalıyor Civan? Levent! Hadi seni! Levent aç şunu! Levent! Tamam, açılıyor şimdi Şimal. Hadi! Hah, açıldı. Şimal. Pis işbirlikçi! Nerede o? Bilmiyorum. Kudram kırıldı. Telefonum? Telefonum yok. Bu sefer ikiniz de bittiniz. İkinize de göstereceğim. Babamlar geldi mi Meryem abla? Geldiler Şimal kızım. Herkes çoktan geldi. Seni bekliyorlar. Karıcığım, çok şaşkın, şaşırdı tabii. Hayatımın anlamı, ah bir tanem. Yani ben önden girip ailemize bu sürprizi yapmak istedim. Öyle kuru kuru olmazdı ama, öyle değil mi? Kızım. Şimal'im, sen nereye bu kadar büyüdün? Ne oluyor burada? Bir tanem, çok şaşırdı ya. Aşkım ne olur bana kızma, lütfen. Onların da mutluluğumuzu paylaşmakta hakları var çünkü ben onlara hamile olduğunu söyledim. Ne?